Rabbimize binlerce şükürler olsun ki bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Başardık. Sağlık Bakanı maske alamadı Sayın Hakan. Sağlık Bakanı maske alamadı. Sağlıkçılara biz maske veremedik. Yurt dışında yaşayıp da ağır hastalık geçiren ve bulundukları yerlerde tedavileri yapılmayan veya yapılamayan vatandaşlarımızı da sahipsiz bırakmadı. Ben İsviçre'den Yasemin. 7 Nisan'da hastalandık, COVID hastalığına yakalandık. Tam 3 haftadır bu hastalığı çekiyoruz ailece. 2 tane çocuğum var, 3 odalı evdeyiz. Halimiz çok zor, ilgilenen yok, bakan yok. Kalkıp çorba pişirecek durumum yok. Burada da kardeşimin yattığı yatak. Böyle kuru öksürükle tam 21 gündür biz böyleyiz. Şu halimize bir bakın. Küçük oğlum orada yatıyor. Bu da büyük oğlum hasta yatıyor. Yalvarıyorum Fahrettin Koca. Bakanım ne olursun yalvarıyorum bizi götürün. Adana şu anda zaten hastane yatak kapasitesi itibariyle de doygun şehirlerimizden bir tanesi. Adana'nın bu sıkıntılarını biz çoktan yerine getirmiş durumdayız. Demek ki bunun Adana'da ne var ne yok bundan da haberi yok. Şimdi Adana özelinde baktığımızda Adana'da yoğun bakım yatak sayımız ve genel yatak sayımızda Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu biliyoruz. Eğitim, umre veya kısa süreli seyahat için gitmiş bulunan 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Önce yurtlarda karantinaya aldık. Sağlıklarından emin olduktan sonra da evlerine yolcu ettik. Hangi karantina? Hanımefendi nereye gidiyor? Açıklar mısınız? Tabii gidin. Gidin kaçırın. Evet kaçırın. Kimin çocuğuysa kızıysa. Biz kendimize yeterli olmanın ötesinde, dostlarımıza destek verecek bir seviyeye ulaştık. So far we extended a helping hand to 34 countries, including some of our key allies like UK, Italy and Spain, but also others. This is in spite of the fact that we are also in need of medical equipment. Başakşehir Şehir Hastanesi'ne hem yol hem metro gelmiş olacak. Zira burayı Büyükşehir Belediyesi daha önce AK Parti'de olduğu için AK Parti Büyükşehir Belediyesi yolunu ve metrosunu yapacaktı. Tabii bu beyefendi yeni gelen ne yazık ki ne yolu ne metroyu
yapamam deyince biz de iyi ki iktidardayız. Hemen talimatı verdik ve yolunu da metrosunu da biz yapmak suretiyle inşallah Başakşehir Şehir Hastanesi'nin o ihtiyacını da gidermiş oluyoruz. Başakşehir Hastanesi'nin yolunu da Ekrem İmamoğlu yapmamış. Ayıp. Bu Allah'tan korkmamak, kuldan utanmamaktır. 2018'de İBB bu yolu yaptırdığı firmayı Ortaköy Dolmabahçe Tüneli'ne sevk etmiş. Sen burayı bırak burası dursun demiş. Yol bunun için gecikmiş. Mevlüt Uysal'ın, Kadir Topbaş'ın günahının faturası da Ekrem İmamoğlu'na kesilmiş ve bugün bununla ilgili hayasızca itham edilebiliyor. Belediyelerin yardımlarını engellediğimiz yalanında ısrarında. Belediyelerin yardımlarını engellediğimiz yalanında işte bu hastalıklı zihniyet var. Konya Belediyesi'nden Ankara Belediyesi ve İstanbul Belediyesi'ne. Konya Valisi hemen belediye başkanımızla görüştü ve belediye başkanımız kampanyayı durdurdu. Diğer iki belediye başkanı bunu durdurmayacaklarını, devam edeceklerini ifade edince biz de elimizdeki bir başka yetkiyi kullandık. Elimizdeki bir başka yetkiyi kullandık. Kanun diyor ki siz bu hesapları bloke ettirebilmek, kolluk güçlerinizi kullanabilme hakkına sahipsiniz. Bakın Türkiye'de 15 sene önce acaba evlerde biz fırın bulabiliyor muyduk? Acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk? Çamaşır makinesi bulabiliyor muyduk?